Herkese hayırlı günler değerli izleyicilerim. Kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere videomu gördüğünüz gibi yine kış hazırlıklarıyla açtım. Burada 30-35 kiloluk domatesim var. Yıkadım, temizledim ve 2 kilo kadar acı biberim var. Gördüğünüz gibi bunlardan sos yapacağım. Menemenlik sos ve sosuma başlamadan önce kavanozlarımı bulaşık makinama güzelce dizdim. Görmüş olduğunuz gibi yıkayacağım. Yıkadıktan sonra da yapmış olduğumuz menemen soslarımızı kavanozlarımıza dolduracağım. İlk önce o yıkanana kadar ben bu görmüş olduğunuz soslarımı hazırlamaya başlayayım yavaş yavaş. Domateslerimi böyle 4 parçaya veya 2 parçaya bölüyorum. Kabuklarını soymuyorum ben arkadaşlar. Blender'dan geçireceği için kabukları fazla belli olmuyor. Tamamen içinde eriyor pişerken de. O yüzden böyle yapıyorum ben. Genellikle bu sivri domatesleri kullanıyorum melemeni. O yüzden kabuğu fazla olmuyor. Görmüş olduğunuz sert yerlerini çıkarın. Böyle kabuğu yumuşayanları da çürükler yerlerini, kabuklarını soyuyorum. Diğer taraftaki duyduğunuz ses bulaşık makinesi çalışıyor. Dediğim gibi kavanozlarım yıkanıyorlar. Tam mevsimi olduğu için domateslerin tam da güneşte kızarmış domates bunlar. Bu mevsimde menemenlerinizi yapın arkadaşlar. Tamamen tarlada organik yetişmiş domates bunlar. Burası köy gibi bir mahalle olduğu için tarladan toplanıp direkt buraya geliyor. Biz kapımızın önünde alıyoruz. Pazara gitmemize gerek olmuyor yani. Gördüğünüz gibi yalnız menemen yapmak çok zor arkadaşlar. İki tane oğlum var benim, yetişkin. Onlar da işleri vardı, yardım edeceklerdi ama. Gördüğünüz gibi bütün menemenlik domateslerimi böyle keseceğim. Ve robottan birer birer incelteceğiz. Arkadaşlar domateslerimi doğradım irili bir şekilde ve blenderımdan inceltmek için şimdi blenderımıza birazını alalım. Bu şekilde yerleştirdik. Ve blenderımızdan inceltene kadar çalıştıralım. Domateslerimizi görmüş olduğunuz gibi bu şekilde incelteceğim. Ve biberlerimize geldi sıra. Domateslerimizden sonra böyle bütün bütün olarak saplarını kopardım. Böyle blenderımızın içerisine yerleştireceğiz. Aynen domatesimizi incelttiğimiz gibi biberlerimizi de inceltip daha sonra menemenimizin yapımına geçelim. Biberlerimizi inceltti. Böyle. Ve bütün hepsini birer birer aynen bu şekilde incelteceğiz.
Şimdi domateslerimi doğradım. Arkadaşlar şimdi bahçeme geldim. Bahçede görmüş olduğunuz bu ocağı tutuşturdum. Orası güzelce tutuşana kadar bu yan tarafta görmüş olduğunuz tenceremizin içerisine biraz ben sıvı yağ alacağım. Bir klasik su bardağı kadar sıvı yağımızı aldık. Onun üzerine diğer tarafta da şöyle çevireyim kameramı. Kabımın içerisine böyle bütün blenderdan geçirdiğim domateslerimi koydum. Onları şimdi tenceremiz ısınınca içerisine alacağız. Şöyle koyalım kameramızı. Tenceremizi menemenimi aldım. Şu an şöyle kenardan açayım. Bu şekilde altını da yaktık güzelce. Pişmeye bıraktık. Şişelerimizi yıkamıştım. Arkadaşlar hepsini şimdi birer birer getirdim buraya. Menemeniz piştikten sonra sıcağıyla alacağım. Hava kararmaya başladı. Şu an saat 7:30. Ancak yetiştirebildim. Hastane işlerim vardı. O yüzden biraz geç başladım. İnşallah yetiştireceğim arkadaşlar. Menemiz pişmeye dursun. Size şöyle bir yukarıları çekeyim ben. Bu görmüş olduğunuz ayva ağacım. Ayvaları da yeni yeni oluşmaya başlıyor. Şöyle göstereyim. Ben bu ağacın altına tam ocak kurdum. Bahçemizi ilkbaharda ekiyoruz. Şurada soğanlar falan vardı. Bilirsiniz ilk videolarımda. Şöyle göstereyim. Sadece ağaçlarımız var. Armut ağacımız. Armutun da en altlarında armutlar oluşmuş. Gördüğünüz gibi. Bakın böyle. İkiz armut. Kocaman bir ağacımız var böyle. Menemenlerimizi sıcağıyla kavanozun içine alacağız. Bu şekilde kapağını kapatıp bekleyeceğiz. Tekrardan merhabalar değerli izleyicilerim. Görmüş olduğunuz gibi konservelerimizin son halini sizlerle paylaşmak istedim. Ben bunları yapalı 3 gün oldu arkadaşlar. 3 günün akşam üzeri söylediğim gibi kararmıştı hava. O gün yapıp kavanozlara koyduk ve sıcak keten bezlerin arasında ve battaniye ile birlikte üzerlerini kapattım. 3 gün geçti. 3 gün sonra tamamen şişelerimiz soğudu. Soğuduktan sonra kapaklarının içine böyle göçmüş olduğunu göreceksiniz. Daha sonra çıkardım ve son videomun sonunu da sizlere ekleyerek çekim yapmak istedim. Bugün böyleydi arkadaşlar. Yine bir kış hazırlığıyla gelmiştik karşınıza. Menemen soslarımızla. Bu menemen soslarımızı kışın yumurta kırıp menemen yapabilirsiniz. Bulgur pilavına katabilirsiniz. Farklı sebze yemeklerine katabilirsiniz. Biber kızartması, patates kızartması dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Tamamen elinizin altında hazır bir sos oldu. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bugün de böyleydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın ve Allah'a emanet olun değerli izleyicilerim.